Kripto Coin çarşısından selamlar sevgiler kardeşlerim, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Kardeşlerim, yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar, bugün piyasalarda neler var? Bakınız, dün güzel bir heyecan yaşadık arkadaşlar. Piyasada güzel bir satışlar geldi, piyasaları biraz geri çekti. Bitcoin yaklaşık 3000 dolar kayba uğradı dün bu satışların ardından. Yani şu anda geri toparlama çabası içinde görünüyor. Arkadaşlar, dün Putin'in emir verdiğini, Rusya askerlerinin sınıra girdiğini bültenler yazdı kardeşlerim. Tabii ki bu bir panik satışına neden oldu. Evet, piyasa genelinde, sadece bizim piyasamızda değil, bütün küresel piyasalarda satışa neden oldu arkadaşlar. Şöyle bir küresel piyasalara göz gezdirecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi S&P, Nasdaq ve Dow Jones komple ekside görünüyor. Peki korku endeksimiz de kırmızıda. Bu iyi arkadaşlar. Yani tekrar yavaş yavaş piyasanın alımlara dönme ihtimalinin olduğunu gösteriyor bize. Öyleyse ne diyoruz? Bitcoin ve altcoin'lerde bugün biraz toparlanmalar görebiliriz. Çünkü son gelen bir habere göre Ukrayna ve Rusya arasında bir masada oturup anlaşma olabileceği yönünde açıklamalar var gibi geldi. Peki piyasalar neden etkilenir? Arkadaşlar, şimdi etkilenir tabii ki. Bugün Amerika yaptırım kararını da imzaladı Joe Biden, biliyorsunuz. Bu sefer piyasalarda mutlaka dengesizlikler oluşacaktır. Ama biz bu durumda en iyi nasıl çıkabiliriz? Bu durumda biz ne yapmalıyız? Evet kardeşlerim, piyasamız düzelecektir. Ben bunu her zaman, defalarca her videomda anlattım. Bu panik satışlarında sizlerin ne yapması lazım? Elinizdekilere sahip çıkması lazım dedik. Tabii bu durumda kardeşlerimizin, dedik ya, herkes bu kendisi bilecek. Coinlerini elinden çıkarıp çıkarmaması, takviye yapıp yapmaması, tutması, bunlar tamamen sizin hür ve iradenize bağlıdır arkadaşlar. Yani ama hocam, peki size sorarsak siz ne yaparsanız? Ben hiçbir şey yapmam kardeşim, beklerim. Beklerim. Niye kaptırayım elimdekileri? Param varsa da tam ilave edilecek pozisyona gelmiş zaten piyasalar. Lokum olmuş. Yani hamur yoğrulmuş. Piyasa lokum seviyesine gelmiş. Öyleyse peki bu durumda neler öne çıkabilir hocam? Hangi coinler öne çıkıyor? Onları inceleyeceğiz kardeşlerim. Piyasa genelinde hangi coinler öne çıkıyor? İlk etapta hangileri böyle koşuyu önde götürme potansiyeline sahip? Bunları inceleyeceğiz. Evet, Bitcoin geri çekilmez mi? Çekilebilir kardeşlerim. Bakınız, şu altta bulunan, bakın dün dedim ki 36.500 doları gösteriyor. Şöyle 4 saatlikte arkadaşlar, şurayı yukarı yönlü alırsak, biraz daha büyütürsek siz de ekranlarda daha rahat görebilirsiniz. Evet, burada 36.500 dolarlık desteği var dedik. Buradaki desteği test edebilir. Etti mi? Etti ve geri döndü. İki tane yeşil mumla geri döndü kardeşlerim. Yani sabah saat 6 sularında geri dönüşün başladığını, işte Ukrayna ve Rusya'nın masaya oturma haberinin ardından tekrar yukarı yönlü hareketler bir nebze de olsa piyasayı rahatlatmış oldu. Daha önceki videolarımda ben savaşın çıkacağı taraftarında değilim demiştim. Niye? Rusya açısından düşünürseniz, Kiev'i elinde tutuyor bu şekilde görünmesi, işgal etmesinden daha fazla kendisine fayda, yarar sağlayacaktır. Eğer girerse zaten ekonomik çöküntü başlamış olur. Ama ben hala inanmıyorum ki bir savaş çıksın kardeşlerim. Evet. Bitcoin'de gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz. Şu anda hala 37.000 dolar seviyelerindeyiz.
Yani Bitcoin'in yukarı doğru ateşlemesi durumunda altcoin'ler füzeye bağlayabilir. Tabii ki bunu bekleyip göreceğiz. Şu anda Bitcoin'in fiyatında küçük bir yeşillenme olsa da bu aşağı yukarı oynak bir yeşillenmedir. Bunu saatler sonra görebiliriz. Ama ben buradan Bitcoin'in dönüp tekrar 39 binlere doğru hareket edeceği yönünde düşünceye sahibim. Evet, Bitcoin için fazla söylemeye gerek yok. Çünkü bakınız kardeşlerim, 4 saatlikte büyük bir ikili dibimiz oluştu. Aynı destek ve dirençte. Daha önce burayı test etmişti bakınız. Burayı 36.500'ü test ettiği zaman ne zaman test etmişti? 3 Şubat'ta. Değil mi? 3 Şubat'ta burayı test etti. Bugün 22 Şubat'tayız arkadaşlar. Yani 19 gün önce burayı tekrar gördük biz. Burayı gördükten sonra nereye kadar geldik arkadaşlar? Bakınız 45.700 46.000 diyelim. 46.000 dolara kadar bir yükseliş gerçekleştirdik. Ardından tekrar düzeltmesini yaptı. Satışlarla, piyasa haberleriyle geri çekilmesini tamamladı ve tekrar bir ikili dip oluşturdu. Bu ikili dibin yüksekliğini tekrar yukarı yaşayabilir miyiz arkadaşlar? Yaşayabiliriz. İlk etaptaki yüksekliği arkadaşlar, derinliği ve şurası görünüyor. Bu tabii ki 43 bin dolar görünse de bu birden kuzey yükselişi şeklinde olmayacaktır. Bu arkadaşlar yatay şeklinde, yani yönünü şu şekliyle devam ettirebilir. Buraya gelir, birazcık düzeltmesini yapar, gelir düzeltmesini yapar derken bu şekilde önümüzdeki birkaç günde buraları test edebilir. Ha, birkaç gün değil hocam, istersen 5 dakikada da burayı bulabilir. Bulamaz mı? Bulur arkadaşlar. Bu piyasamız çok oynak. Çok oynak piyasadayız. Onun için diyoruz ki kardeşlerim, bu piyasada sabredersen her zaman para kazanırsın. Ama nakitin olacak. Böyle durumlarda nakitin olursa hareket alanın genişler. Hareket alanın genişlemesi demek para kazanmanın anlamına gelir. Evet, Bitcoin'de an itibariyle durum anlattığım gibi şu an 37 bin doları geçmiş görünüyor. Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da nereye kadar dedik? 2500 dolara kadar ne yapabilir dedik? Gelebilir. Yine nokta atışı geldi. Ben istemiyorum böyle düşüşlerde nokta atışlarını kardeşim. Bizim nokta atışlarımız çıkışlarda gelsin, düşüşlerde değil. Evet, ben düşüşlerdeki nokta atışlarımın gelmesi taraftarı değilim ama üzülerek de gördüğümü de söylemek zorundayım. Evet, şimdi ne olacak hocam? Şimdi bakınız, önünde bulunan şu andaki fiyatı 2540 dolar. Önünde bulunan 2570 dolarlık bir 80 dolarlık bir direnci var. Ardından onun da tekrar 2800-2900 dolar yolculuğu yukarı yönlü başlayabilir. Çünkü Eras ayında altta döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Peki bunda ne var? Arkadaşlar bunda da bir ikili dip var. İkili dipler bazen çok büyük önem taşır. Bakınız. Bu ikili dip demek yukarı yönlü hareketin başlayacağı, yani ikili dibin bitmesi demek yukarı yönlü bir hareketin tekrar başlayacağı sinyalini veriyor anlamını gelir. Bakınız daha önceki, aynen 3 Şubat'taki Bitcoin'de de gösterdiğimiz gibi geldiği, burada ikili dibi görüyorsunuz değil mi? Bakınız buradaki ikili dipten döndü ve geldiği yer yukarıda 3262 dolar seviyelerinde. Bu sefer de buradan yukarı dönerse buralarda kalmayabilir arkadaşlar. Evet, geldik Dogecoin'e. Arkadaşlar Doge son 24 saat içinde en büyük 1000 BSC, yani Binance Smart Chain cüzdanları arası tarafından en fazla işlem gören kripto para olmayı yine başardı. Ethereum'dan fazla işlem yapıldı arkadaşlar. Çünkü neden? Doge en büyük destek seviyesini bir kez daha test etti. Nerede test etmişti arkadaşlar? Bakınız 22 Ocak'ta test etti. Ardından geldi, ikili dibi oluşturdu bakınız. İkili dip diyoruz bakınız, dikkatinizi çekerim. İkili dibi oluşturdu. 24 Ocak'ta tekrar bakınız. 21-22 Ocak'ta tekrar 2 gün sonra bir dip daha oluşturdu. İkili dibi tamamladıktan sonra arkadaşlar bir anda gelmedi bakınız.
yukarı yönlü hareketi başlattı. Şuradaki derinliği, bakınız ikili dibin önemini buradan anlayalım hep beraber. Pardon, şurayı silelim arkadaşlar. Şurayı alalım, değil mi? Aldık. Pardon, ters çizdik. Doğrusunu çizelim. Aşağıdan yukarıya çizelim. Hop, geldik. Milimetrik bakalım nereye gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili dipteki derinliği çalıştırmış. Bu da bakınız, bu da 20 yani nerelerden 0.12,5 dolarlardan bir anda 0.15,5 dolarlara kadar gelen bir Dogecoin, ardından düzeltmesini tekrar yapıyor ve bir anda 0.17 doların üzerine atıyor kendini. Şimdi de aynı durum olabilir mi? Şimdi de arkadaşlar bakalım bu ikili dibin şekline. Bakınız şurada bir ikili dip mevcut. Uzak mesafede de olsa. Bu ikili dibin derinliği arkadaşlar şurası. Bakınız şimdilik elinde Doge olan kardeşlerimizin rahatlaması açısından bunu gösteriyoruz. Bakınız şuradaki derinlik. Evet kardeşlerim, tekrar 0.15-16 dolarlar görünüyor. Gelelim Shiba'ya. Arkadaşlar Shiba'da da bakınız. Shiba'da da ikili dip tamamlanmış görünüyor. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında altında olsa bile 23-24 dolar, 23 dolara kadar çekti hatta, değil mi? Yani 23-34'e kadar çekmiş. 4.023 dolarlara kadar çekilen bir Shiba'dan bahsediyoruz. Shiba buranın daha altına inmiş mi daha önce? İndi arkadaşlar. Ne zaman indi? 22 Ocak'ta arkadaşlar Shiba 4.017 doları test etmişti. Bakınız 4.017 doları test etmişti arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman geriye, evet test etmiş. Buradan bakınız, buradan güzel bir dönüş yaparak yataya bağladı. Yataya bağladı fiyat da arkadaşlar şurası. Yani bu da 22.5-23 dolarlar. Burayı tekrar test etti bakınız. Şunu geldiği şurası, burayı tekrar test ettirdi. Şimdi dönüş başladı. Dönüş başladıysa bu derinliği yukarı atarsa arkadaşlar 30'ların üzeri gösteriliyor tekrar. Yani 0.4030'ların üzerinde gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor. Arkadaşlar bunlar için birer alım fırsatı gelmiş, bize altın tespihiyle sunulmuş bir fırsat bunlar. Peki hocam bu durumda piyasaya girilir mi? Arkadaşlar kademeli olarak orta ve uzun vade düşünen kardeşlerimiz girebilir. Balinalar bizden deli değil, onlar giriyorlar. Onlar topluyorlar arkadaşlar. Çünkü kriz döneminde ben inanıyorum ki kripto paraların ön saflarda yer alacağını tahmin ediyorum. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Evet. Spill. Spill'e bakıyoruz kardeşlerim. Spill'de durum ne? Şurayı şey yaptık. Şöyle bir yukarı yönlü alalım. Arkadaşlar Spill'de de bakınız. Onda da ikili dip var. Her ne kadar sat sinyali olsa da şuradan gelen, şimdi tekrar bir al sinyalinin geldiğini görüyoruz. Spill'de de 55-56'ları tekrar test eder. Şu an çift 0.45'lerde. Her an yukarı yönlü atabilir kendini. Evet. Spill'de durum bu. Clear Network. Clear Network, Clear Network. Clear Network arkadaşlar 0.037'lerde an itibariyle. 34'e kadar çekildi. Ardından ne yaptı? Dönüşü yavaş yavaş başlatıyor gibi bir sinyal vermiş durumda. Clear Network elinde olan kardeşlerim, Clear Network'te güzel yükselişler başlayabilir, takip edilmesinde fayda var diye söyleyebiliriz. Chiliz. Bugün öne geçmeye çalışan coinlerden biri de Chiliz arkadaşlar. Önündeki 0.17 direncini kırarsa tekrar 19.20 hareketlerini yapabilir arkadaşlar. Çünkü ikili dibi aşağıya bile geçti. Evet, ikili dipte de şurada geniş bir ikili dibe sahip oldu. Yani buradaki fiyat seviyelerinden geri dönüp nereye kadar gelmiş arkadaşlar?
0.25'lere kadar gelmiş. Yani 0.17 dolar gibi bu fiyatları daha önce yaşadı ve buradan yukarı yönlü fiyatlaması 0.25 dolarlara kadar geldi. Leopring'e bakalım. Leopring'de de yani LRC arkadaşlar ilk ralliye başladığı yere geldi. 0.70'lerden başlamıştı ralliye biliyorsunuz. Buralara geri döndü. Artık buralardan tekrar o yolu deneyebilir mi? Bunu da zaman gösterecek. An itibariyle %3.5'luk, %3.60'lık yukarıda görünüyor. Scala Network arkadaşlar, bunda da bakınız hareketin yukarı yönde döndüğünü görebiliyoruz. Daha önceki geri çekilmesine kadar çekilmedi Scala. Bakınız 24 Ocak'taki geri çekilişine kadar çekilmedi. Peşinden 3 Şubat'taki geri çekilmesine kadar çekilmedi. Öyleyse Scala'da gözle görülür bir yükseliş trendinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. %4'e yakında bir yukarı yönlü hareketi var. İlk etapta 0.13 dolarlık bir EMA 200 günlük direnci var önünde. Burayı kırması lazım yukarı hareketi için. RSL'e bakıyoruz arkadaşlar. RSL'de bakınız üçgen pozisyonu aşağıya doğru çalışmış biraz. Zaten üçgen pozisyonları dedik ki tam çalışmayabilir, yarım çalışabilir. Bu iki yönlü kırılır dedik. Buradan yukarı yönlü değil aşağı yönlü kırmış. Peki bu durumda geri dönüşü başlamış görünüyor. %4.5 bir yukarı yönlü hareket RSL'de var. Fiyat 0.013 dolar bandında. Bugün GRT'de bir hareketlenme var. Onda da yukarı yönlü bir hareketin başladığını ve %3.5'luk yukarı yönlü olduğunu görüyoruz 0.36 dolar bandında. Evet, daha önceki fiyat aralığını test etmiş görünüyor. Buradan onun yukarı yönlü fiyatlaması 0.51 dolara kadar geliyor arkadaşlar. Şu anda 0.36 dolar seviyelerinde. Evet, yukarıya doğru komple incelemeyeceğim kardeşlerim. Metaverse'e geçeceğim. Metaverse coinlerinde bugün bir hareketlenme oluşuyor. Evet, birkaç günden beri kırmızı seyreden metaverselere bakalım. 0.75 artışla yukarı yönlü hareketiyle 0.22'lerde yapmış ikili dibini kardeşim. Şuradaki patlamadan sonra yani 0.20'lerden sonra tekrar 0.39-40'ları test eden Gala'dan bahsediyoruz. Yani bu yükselişi tekrar yerine koyabilir. Ax, evet. Ax nerelere geldi? İkili dip. Daha önce burayı 3 Şubat'ta test etmişti arkadaşlar. 46-47 dolarları ve dün de burayı nereye kadar? 46.5 dolara kadar, hatta 45 dolara kadar iğne attı. Burada ikili dibi gerçekleştirdi ve ikili dibin ardından kendisini yukarı atmaya çalışıyor. Buradan yukarı atışı tekrar 65-70 dolarlara doğru hareket başlatabileceğini sinyalini veriyor bize. The Sandbox tekrar 3 doların üzerine çıkmayı başardı. İkili dip tamam. Aynı yer arkadaşlar. 24 Ocak'ta The Sandbox 2.60'lara kadar geldi. Dünkü geri çekilmelerde ise 2.80'lere kadar geldi. Peki buradan dönüşü daha önce 5 doların üzerine atmayı başardı kendini. Şimdi aynı işlemi yaparsa 3 dolardan 5 dolara çıktığında yüzdelik bazda ne kadar yukarı yönde gideceğinin kararını artık siz verebilirsiniz. Mana. Mana'da da 2.5 dolar dedik. 2.5 dolara yine nokta atışı geldi. Hatta 2.40'lara kadar da çekildi. Ve buradaki çekilme noktası desteğini görüyorsunuz değil mi? Yani 3 Şubat'taki pozisyonuna geri döndü. Ve buradan Mana'nın yukarı yönlü hareketi arkadaşlar Mana'yı 3.5 dolarlara kadar yukarı itti. Şu anda 2.5 dolar. Yani 1 dolar Mana üzerine koyabilir. Bu yükselişten sonra daha da geçebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Engine de yine buradaki dibini buldu. Yani 24 Ocak'taki seviyesine geldi ama dönüşü başladı. Buradaki dönüşten sonra 2 dolar 18 sente kadar yükselen bir Engine'den bahsediyoruz. Şu anda bu destekten geri dönüyor bakınız. Eğer geri dönüş devam ederse bu anlattıklarımda. Şu ana kadar anlattığım coinlerin geri dönüşü devam ederse o noktalar kaçınılmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Piyasa genelimiz bugün bu. Birazcık ümitli arkadaşlar piyasa. Haydi hayırlısı diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz.
Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.